Bak senin kendilerini çağırdığın şey müşriklere ağır geldi diyor Allah. Yani Kur'an yeterlidir dediğinde adamların nevri dönüyor. Mehdi'ye karşı savaş açacaklar bu yüzden. Mehdi ne diyecek? Kur'an yeterli. Resulullah çok güzel tefsirini yapmış diyecek, evet, değil mi? Peygamberimizin tefsir ettiği gibi Kur'an'a uyalım diyecek. Ama diyor bak senin kendilerini çağırdığın şey müşriklere ağır geldi. İnşallah. Mehdi devrindeki münafıkların mücadelesinin kökeni bu işte. Ağır gelmesi. Yani Kur'an'a çağrılma ağır gelecek onlara. Kasas suresi 36. Musa onlara apaçık olan ayetlerimize geldiği zaman bak Allah'ın hükmünü getiriyor. Tevrat. Bu düzüp uydurulmuş bir büyüden başkası değildir. Biz geçmiş atalarımızdan bunu işitmedik dediler. Yani Allah'ın kitabına çağırıyor Musa aleyhisselam. Biz diyor geçmiş hocalardan, alimlerden bunu işitmedik. Sen nereden çıkarttın diyor. Allah'ın kitabını esas almıyorlar. Kendi, evet, hurafelerini esas alıyorlar. Yani sırf Müslümanlarda bu bela yok. Musevilerde de var. Kasas suresi 36. Hristiyanlarda da vardır aynı şekilde. Hristiyanlarda da çok fazla hurafe vardır. Müminin suresi 67. Gerçekten benim ayetlerim size okunuyordu. Fakat siz topuklarınız üzerine geri dönüyordunuz. Bak Allah'ın ayetleri okunuyor. Kur'an okunuyor. Fakat gericiler ne yapıyor? Topuklarınızın üstüne geri dönüyordunuz diyor. Hurafeye geri dönüyorlar. Müminin suresi 66. Ayetlerime karşı büyüklük taslayarak, münafıkların ana özelliğidir, küfrün ana özelliğidir, büyüklük taslamak, enaniyet yapmak. Gece vaktinde hezyanlar sergiliyordunuz. Gece toplanırlar onlar genellikle. Baykuş gibi. Mehdi'nin de gece onlara cevap vereceğini söylüyor Cenab-ı Allah hadislerinde inşallah. Peygamberimizden bilirtti hadislerinde. Onlar yine o sözü, Kur'an'ı gereği gibi düşünmediler mi? Yoksa onlara geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Müminin suresi 68. Bak Kur'an'ı gereği gibi düşünmediler mi? İslam alemindeki belanın nedeni budur. Kur'an'ı gereği gibi düşünmemeleridir. Bak yoksa onlara geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Ne geliyor? Geliyor. Hurafe geliyor adamlar. Evet. Bak Cenab-ı Allah diyor ki yine Şura suresi 21'de, yoksa onların bir takım ortakları mı var ki Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden kendilerine teşri ettiler. Bir şeriat kıldılar. Kendi kendilerine bir şeriat çıkarıyorlar. Kendi kendilerine bir din çıkarıyorlar ilave. Eklerle. Yani insanların yaşayamayacağı, insan fıtratına aykırı bambaşka bir din. Allah bunu lanetliyor Kur'an'da. Ali İmran suresi 78. Onlardan öyleleri vardı ki o münafıklardan, müşriklerden. Dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Yani Kur'an'ın hükümlerini okurken dillerini eğip bükerler diyor Allah. Siz onu bu okur gördüklerini kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. Yani Kur'an'da varmış gibi göstertiyor. Nereden çıkarttın bu hükmü diyorsun? Allah diyor diyor. Göstert diyorsun. Kur'an'ı açıyor. Hakikaten göstertiyor. Ama dilini eğip büküyor. Yanlış yorumluyor. Yani kasten kelimenin başka anlamından olayı değerlendiriyor. Mesela Kur'an'da kapı diyorsa o burada gök kastedilmiştir burada diyor. Bunu Arapçayı farklı tonlamalarla yaparak mı? Tabii yani ben dil uzmanıyım, çok iyi bilirim ben diyor. Bambaşka bir anlam veriyor ve yeni yasaklar çıkartıyor. Bak diyor Allah burada ima ediyor diyor, görmüyor musun diyor. Halbuki Allah ima ile hüküm vermiyor. İma ile din olmaz, muhkem ayet gerekir. Mesela Allah diyor ki şarap içmeyin. Net söylüyor. Mesela namaz kılın. Net söylüyor. İman yolu söylemiyor. Mesela ne bileyim. Kumar oynamayın. Çok net söylüyor. Ama adam onu öyle yapmıyor. Dilini eğip bükerek bambaşka bir şekle sokuyor. Yani muhkem ayete göre hareket etmiyor. Yani şu an İslam alemindeki belanın kökenini açıklıyor Allah. Bak dillerini kitaba doğru eğip bükerler, siz onu okur gördüklerini kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. Bu Allah'ın katındandır derler diyor. Kur'an'ın açık hükmü diyor. Bak diyor. Halbuki imayla ortaya çıkarıyor. İmayla Kur'an hükmü olmaz. Açık hüküm gerekir. Oysa o Allah katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı böyle yalan söylerler diyor. İşte millet de diyor ki ya bu gericilik nereden çıktı diyor. İşte Allah açıklıyor nereden çıktığını. Hurafen nereden çıktığını açıklıyor. Bu. Yani yobaz takımının mantığını burada açıklıyor Allah.
Fussilet suresi 40. Bizim ayetlerimiz konusunda çarpıtma yapanlar bize gizli kalmazlar. Yani Allah'ın hükümlerini gizlice değiştirenler bize gizli kalmazlar. Müminun suresi 53. İşlerini kendi aralarında farklı kitaplar haline böldüler. Her bir grup kendi elinde olanla yetinip sevinmektedir. Her biri ayrı bir din anlayışı çıkarttı diyor Cenab-ı Allah. Her biri yeni bir din ortaya çıkarttılar ve ona da seviniyorlar diyor. Tek bir din olduğu halde. İşte Mehdi devrinde tek bir din oluyor. Sadece İslam. İnşallah. Bunun sonucunda bak Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'i ahirette huzuruna getiriyor. Bütün insanlar oradalar. Tabi huzur deyince insanlar yani Allah belir bir yönde zannediyor. O anlamda değil. Yani Allah tecelli ediyor. Tecellisine cevap veriyor Peygamberimiz. Sorgulamada Peygamberimize soruluyor ve cevap veriyor Peygamberimiz. Bir tane şikayeti var ümmetten. Yani Cenab-ı Allah'ın yani nedir mesela ümmetinden şikayetin dediğinde 1300 sene, 1400 senelik bir ümmet değil mi? Her peygamberin bir şikayeti olabiliyor ümmetinden. Peygamberimizin bir tane şikayeti var, tek bir tane şikayeti var. Bak Allah orada açıklıyor Kur'an'da şimdi. Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bıraktılar diyor. İşte bu sahtekarların vasfını anlatıyor. Yani dil eğip büküyor, sahtekarlık yapıyor, dini bölüyor, bambaşka bir şekilde getiriyor. İlaveler yapıyor, hurafeler yapıyor. Kur'an'a ek yapıyor, çıkartma yapıyor. Bambaşka bir din meydana geliyor. Ve insanların yaşayamayacağı bir din oluyor. Yani insan fıtratına aykırı, insanları ezen bir dine dönüşmüş oluyor. Kökenini söylüyor. Peygamberimiz de bunu tek bir şikayet olarak belirtiyor. Bak münafıklar da sorgulandıklarını diyorlar ki müşrikler ve münafıklar. Eğer Allah dileseydi ne biz şirk koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Kaderimizde olduğu için oldu diyor. Doğru da sen yaptın. Yani değil mi? Evet. Tabii ki bak orada kurnazlık yapıyor. Kaderimizdeydi diyor. Katil adam o da kaderinde. Ama Allah belasını verir. Sen iyi olmak da insanın kaderindedir. Onun karşılığı da cennettir. İnşallah. Bak eğer Allah dileseydi ne biz şirk koşardık ne atalarımız hiçbir şeyde haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de bizim zorlu azabımızı tadıncaya kadar böyle yalanladılar. De ki sizin yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir ilim mi var? Siz ancak zanla uymaktasınız. Hurafenin eşittir zan. Zaten söylüyor. Nereden çıkardın? Zanni kanaat olarak söylüyor. Zan diyor. Ve siz ancak zan ve tahminle yalan söylersiniz. Hepsi zanna ve tahmine dayalı, yani vahye dayalı değildir. De ki en üstün ve apaçık olan delil Allah'ındır. Yani Kur'an ayetidir diyor. Kur'an ayetine karşı hurafi olmaz diyor Cenab-ı Allah. Bu benim dost doğru olan yolumdur. Yani Kur'an, Kur'an'a uymak. Şu halde ona uyun. Siz onun yolundan ayıracak başka yollara uymayın. Yani Kur'an'ın dışına çıkmayın diyor Cenab-ı Allah. Bak münafıklar ve müşrikler için Cenab-ı Allah diyor ki onlar hem ondan alıkoyarlar hem Kur'an'dan alıkoyarlar yani insanların Kur'an'a yaklaşmasını engellerler hem de kendileri kaçarlar diyor. Kendileri de yanaşmıyorlar. Onlar yalnızca kendi nefislerinden başkasını yıkıma uğratmazlar ama şuurunda değildirler diyorlar. Şuurunda değildir. Evet. Yani kendilerini mahvediyorlar. Hayatlarını batırıyorlar, sağlıklarını batırıyorlar, mutluluklarını batırıyorlar. Ahiretleri mahvoluyor. Yani cehenneme gidiyorlar. Allah diyor ki bak onlar yalnızca kendi nefislerinden başkasını yıkıma uğratmazlar ama şuurunda değildirler diyor. Enam suresi 26. Bak o devrin münafıkları için Cenab-ı Allah diyor ki çünkü o bizim ayetlerimize karşı kesin bir inatçıdır. Yani Kur'an'ın hükümlerine karşı inat eder diyor. Ona alabildiğini sert bir yokuşa süreceğim. Çünkü o düşündü ve bir ölçü tespit etti. Kahrolası nasıl bir ölçü koydu? Yine kahrolası nasıl bir ölçü koydu? Sonra bir baktı, sonra kaşlarını çattı ve yüzünü ekşitti. Sonra da sırt çevirdi ve büyüklük tasdadı, istikbar. Kabul etmiyor Kur'an'ın hükmünü. Ağrına giriyor.
hurafe olsa hemen kabul edecek ama Kur'an hükmü ağırına giriyor. Enam suresi 115. Rabbimin sözü, yani Kur'an, doğruluk bakımından da adalet bakımından da tas tamamdır. Şimdi doğru olan her şey tamam diyor Allah. Adalet de her şey tamam. Yani Kur'an'ın içinde hepsi var diyor. Bak tas tamam ne demektir? Hepsi var. Evet. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. Yani ilave yapamazsınız. Çıkartma yapamazsınız diyor Cenab-ı Allah. O işidendir, bilendir. Bakara suresi 101. Kitap verilenlerden bir takımı sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar. Yani kitabı kabul etmiyorlar. Hurafeyi kabul ediyorlar. Evet. Kitaba göre hareket etmiyorlar. Bakara suresi 101. Oysa onlardan bir bölümü Allah'ın sözünü işitiyor, iyice algılayıp akıl erdirdikten sonra bile bile değiştiriyorlardı diyor Allah. Yani Allah'ın hükmü olmadığı halde göz göre göre ilave yapıyorlar diyor Allah. Yani imanla Kur'an'da birçok haram çıkartıyorlar. Münafıkların özelliğidir bu. Ama insanlar bunu Kur'an'dan zannediyorlar. Evet. Allah'ın hükmü zannediyorlar ve boş yere acı çekiyorlar. Hocam bu konuyla ilgili son hazırlattığınız yeni internet sitesini gösteriyorum. kuranyeterlidir.com inşallah kardeşlerimiz buraya girip anlattıklarınızı Kur'an'ı en güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tefsir eder. O nasıl dediyse biz Kur'an'ı o şekilde anlayacağız. Evet, inşallah.